motorumu kuşlar yemiş. Anladım, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün mevzumuz ne arkadaşlar? Bugün konumuz motorumu kuşlar yemiş. Nasıl bir şey değil mi? Ne ilginç. Motorumu kuşlar yemiş. Sonra bugünkü konumuzun içerisinde oltayı hazırladım. Şu şekilde. Erdinç Kaptan'ı bekliyorum. Erdinç Kaptan geldikten sonra kısmetse balığa geçeceğiz. Bugünkü balığımızı tutup burada taze taze yiyeceğiz Allah kısmederse. Neyse arkadaşlar, şu an benim yaptığım işler var. Onları göstereyim size neler yapıyorum diye. Bir de ben gözlüğü takmamışım. Gözlüğü takmayınca iğrenç oluyorum ya. Gözlerimi falan fena güneş ışığı alıyor. Buradan bir arkadaşımız herhalde limandan ayrılacak galiba. Şimdi arkadaşlar, garantili olarak aldığım, sağ olsunuz bakın, hani çok küçük demiyorum ama yani Karaköy'den aldığım seyir fenerleri, seyir lambaları daha doğrusu, şey oldu, kapakları düştü. Böyle göstereyim. Telefon açtım ya, böyle böyle, hani dedim arkadaşlarım garanti vermişti. Hani dedim ve fırtınaya girmeden dedim kapakları düştü. Dedim bunları dedim ne yapabiliriz? Abi dedi hiç dedi dert etme. Sök getir dedi, birebir değiştiririz. Hani çünkü birebir değiştirmekten başka şans yok. Neden birebir değiştirmekten başka şans yok? Şöyle göstereyim. Hadi mümkün mertebe yakından göstereyim. Fenerin duy kısmı paslandı. LED kısmı kötü oldu. Yani işin gerçeği berbat oldu yani o. O yüzden bunu da vidalarından gevşettim. Buradaki gösterebiliyorum. Buradaki bölümü de şimdi vidalarından gevşettim. Yan keski de elimde. Hemen onu şey yapacağım. Yerlerinden çıkartacağım kısmetse. Sonra motorun kuşların yediği bölüme gelelim. Ya böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Hani kuşlar motorun şu bölümünü netlemeye çalışıyorum. Hatta buradan uzaktan çekeyim. Böyle yakınlaştırayım. Şuradaki şu kısmını yemişler arkadaşlar. Bakar mısınız? Parça parça yapmışlar. Bakın. Burayı resmen kemirmişler. Şöyle. Şimdi biraz önce ben bu motoru bir ayırdım. Üst kapağını yerinden. Şöyle. Buradan görünüyor mu? Şu kısmı plastik, böyle sünger gibi bir bölüm var. Orayı yemiş bitirmişler sağ olsunlar. Bu da bir tuhaf olmuş böyle. Hani benzin taştığı zaman def olabilmesi için olan bir parça. Ama vallahi yemişler yani. Bunu göstermek istedim. Yani bunu göstermek istedim arkadaşlar. Sizin de başınıza gelebilir. Şimdi şu kapağı yerine takayım. Bu motor Tohatsu. 2,5 beygirlik bir motor. Şöyle yerine bir güzel takalım. Evet. Şimdi yavaş yavaş sezon açılıyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Şimdi eli kulağındadır. Erdinç Kaptan gelir. Erdinç Kaptan geldikten sonra işte kamışı falan ayarladım. Eğer merak edenleriniz olursa bu kanalda takım bağlamayı falan da gösteririm.
Çünkü bu takım bağlama olayı başlı başına bir sorun. Yani mesela ister tavına çıkacaksınız. Hazır takım tamam iş yapıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Sizin hazırladığınız takım kadar uzun ömürlü olmuyor. Daha avcı olmuyor. İğnelerinizi ona göre seçiyorsunuz. Hani ne avlamak istiyorsanız, ne avlamak derken iğnenin büyüklüğünü kendiniz ayarlıyorsunuz. İğnenin büyüklüğüne göre de şöyle söyleyeyim, iri istavrit alabiliyorsunuz. Ama piyasadaki iğneler küçük, kıraça gelebiliyor. Ben kıraçayı sevmiyorum. Ondan dolayı arkadaşlar yani kendi takımınızı yapmanızı öneririm. Eğer hani takım bağlamayı da göstert derseniz bu kanalda takım bağlamayı da gösteririm. En azından burada herkes kendi takımını kendi bağlayabilir. Yemli takımlara atacağız. Yani yemli takım yapıp işte eşkina tutacağız. Levrek tutmayı planlıyoruz. Rapalan var mı derseniz rapalan var. Kaşığım var. Yani hepsini sırayla yapacağım. Ya motorumu kuşlar yemişler. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şimdi şuraya şöyle monopota açayım. En azından size de göstereyim. Yani garantili ürün olduğu zaman en azından arkadaşlar sıkıntı olmuyor. Yan keskiden keseceğim. Artıyla eksiği ayıraraktan ki şey olmasın, sıkıntı olmasın. Bu gibi durumlarda artıyla eksiği ayırın. Ayrı tutun. Bakın arkadaşlar. Bu hani olağan şey olabilir. Bu ön koruma camı düştü. Ama bundan bir önceki biz fırtınaya kapıldığımızda fırtınadan dolayı düşmüştü. Yine aynı üründü. Dedim böyle böyle ya bir sıkıntı mı oldu? Dedi abi garantili dedi. Bu dedi seyir fenerleri dedi asla dedi kapağa düşmez. Sağ olsun dediği gibi ürünün arkasında durdu. Getir abi dedi birebir dedi değiştiririz. LED'lerini koyarız. Dedi işine bakarsın. Bunu da buradan ayırıyorum. Mümkün mertebe. Biraz sonra da bantla bunları bağlarım. Bunun da şekli bu. Bu da bu hale gelmiş. Bu şekilde. Yani duyumuyu hepsi kullanılamaz hale gelmiş. LED'ler falan ölmüş. Şimdi götüreceğim. Hem bunların yenisinden verecek. Hem de LED'lerini takacağız. Getireceğim ben burada. Montajını yapacağım. Sonra bugün yapacağım bir iş var mı? Bugün bu ırgatı deneyeceğim. Birkaç gün sonra, hatta hafta sonu bayram, adaya gitmeyi planlıyorum. Şu ırgatta bir sorun var. Irgat motorunu şimdi sökersem götürdüğüm bu ırgatçı yetiştiremeyebilir. Tek yönlü olsa çalışsa ben zincirim toplamaya yeter bana. Bir bakacağım bir. Hani bir motor ve aküler, yani motordan ziyade akülük bir şarj olsun iyice. Bakacağız ne olacak. Çünkü biliyorsunuz zincir, onluk zincir olduğu için bayağı ağır bir zincir. Elden toplaması aşırı zor oluyor. Bakacağız yani sırayla. Bütün işleri kontrol edeceğiz. Şimdi balık zamanı. Oltamız, her şeyimiz hazır. Böyle böyle. Gideceğiz. Şimdi Erdinç kaptanım arıyor. Bir Erdinç kaptanıma bir alo diyeyim. Evet arkadaşlar, Erdinç kaptanım. Lan görüştüm şimdi, o da sağ olsun gelirken ne alayım falan dedi. Dedim balık yapacağız dedim, balığa göre dedim. İşte meyve suyu bilmem ne falan filan dedim, getirirsen dedim hani olur. Bizim takımlardan 3 tane var. 3 takımdan tutacağız. Yani şimdi şunları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani bu malzeme, yani ne bileyim bu kendi halinde bile esasında kötü olur.
kanaatindeyim. Yani sanki şu paslanmaz değil gibi. Ya da şu acaba taşma mı? Yani yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hani ne olduğunu bilmiyorum. Hani acaba şu duy mu? Hani pası diğer tarafa geçti. Onu anlamış değilim. Neyse arkadaşlar, yani böyle bir durumumuz var. Hani siz de bu bot hikayesinden biliyorsunuz ki benim canım çok yandı bu şeyden dolayı. Koskoca firma, devasa. Yok botun kanser olmuş bilmem ne falan. Yan yattılar, çamura battılar. Yani bu esasında firmanın büyüklüğüyle alakalı değil bence. İnsanın ya da şirket sahibinin gönlünün büyüklüğüyle alakalı. Yani ben artık onu öngörüyorum yani. Kendi özgür iradem bu. Bakın yani bu adam dese ki kardeşim yani düştüyse düşebilir yani. Kaç paralık bir şey, ne kadar olsun, 150, 150, 300 olsun yani. Odur yani maksimum. Belki de değil bile. Ama nedir? İnsanın gönlü alınıyor. Rakam bir yerde önemli değil arkadaşlar. Yani bence öyle. Şimdi işte yarın pazartesi bunu alacağım, götüreceğim. Bunları bırakıp, çünkü seyir fenerlerim tabii yanmayınca da olmuyor. Ondan sonra da direğe çıkacağız. Demir fenerim kendi kendine geçen sene söndü. Bunu yapacağız. Yani sezon açıldı artık arkadaşlar. İşte bayramda da bir Heybeliada Çam Limanı'na gidip demirlemeyi planlıyorum. Böyle artık seyir planları başladı arkadaşlar bu sene. Bakalım sürpriz, nerelere gideceğiz, neler yapacağız. Yalnız da bugün müthiş güzel hava var. Çılgın hava var. Yani millet, şöyle söyleyeyim, şort, tişörtler falan çıkmış. Şöyle. Şimdi arkadaş içeri doğru girdi. Vallahi millet mayoyla falan yavaş yavaş girmeye başladı. Evet arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Videomu güzel like atmayı unutmuyoruz. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın.